Selamlar sevgili, sevgili dostlar. Herkese hayırlı, mutlu günler diliyorum. Seramızın içindeyiz şimdi. Bakın sizlerle şu sera olayını, seradaki bitlenme olayını görüşmek istiyorum. Bakın, seralarda kapalı kalan çiçekler, hani bazen evde benim limonum neden böyle oldu? Neden böyle böceklendi diye sorarlar bazen bize. Bakın şimdi ben burada kapalı da kalan seranın içinde çiçekleri biraz bunalmışlar. Sıcak gelmiş. Bakın burada böyle böceklenmişler bakın. Kırmızı bir bit var. Kırmızı bitler böyle bunları sarmış. Sevgili dostlar, kırmızı bit için bakın şöyle bir fısfıs alıyoruz. Evdeki sabun şeylerinde olabilir. Yani para vermeye de biliriz. Bir tane iki tane limonumuz varsa, evde fısfıslar vardı, sabunlarla kullandığımız fısfıslar. Onlarla beraber bunları böyle böyle fışkırtırsak böyle bunların böceklerini öldürmüş oluruz. Evdeki çiçeklerimizi, limonlarımızı balkona alıyoruz. Balkonda bunu bir gün akşama kadar bekletiyoruz böyle ilaçladıktan sonra. Sonra getirip çiçeğimizi yerine koyuyoruz. Ancak bundan sonra artık çok yerlerde evde saklamaya gerek yok. Limonlarımızı dışarıya çıkaralım. Evet, limonlarımız dışarıda olsun. Sevgili dostlar, bakın seramızda böyle bunlar çiçek açmışlar, çok meyve vermişler falan ama bunlar dışarıya çıkınca ortama uymak zorundalar. Ortama uymak için de soğuk olursa çiçeklerini döküyorlar. Yerlerini değiştirdiği için çiçeklerini döküyorlar. Yani bizden limon isteyen dostlarımıza bunu anlatıyoruz kardeşim. Bakın burada meyve tutuyor bu. Bunları yer değiştirdiğimiz çiçeğini döker ama yani o an için üzülürsünüz. Sonra yine çiçek açmayacak değil. Bunlar yediverendir bakın. Birisini açmış meyve tutuyor, birisini tutmuş, birisini yeniden açacak verecek. Bakın bunun meyveleri vardı üzerinde, şunun meyveleri vardı üzerinde. Meyveli istiyorlar diye bırakmıştım ancak meyvelerini alınca bakın yeniden çiçek açmaya başladı. Çiçekleniyor. Bunlar yediverendir. Bol bol çiçek açar, meyve verir evlerimizde. Balkonlarımızda yetiştirmeye uygundur. Saksıyla beraber böyle gönderiyoruz. Buradan birkaç tanesini şimdi kargo yapacağız. Dostlarımız beğenmiş. Onlara göndereceğiz. Arıyoruz hangisini beğenmişler diye. Bakıyoruz. Baktık burada. Şöyle bulamadık gibi. Şöyle gidiyoruz. Bu da değil. Evet, bu. Bir tanesi bu. Evet, bakın. Bunu adam buradan güzelce seçmiş, beğenmiş. Bu Edirne Çorlu'ya gidecek. Çorlu'ya giden limonlarımız biraz zarar görüyorlar. İki gün yolda beklemek zorunda. Aktarmalı gidiyor. Aktarmalı gittiği için de yollarda biri koyuyor, biri alıyor derken çiçeklerini limonlarını dökebiliyor diye dün birinci gün pazartesi günüydü diye göndermedim. Bugün gönderiyorum. Biraz daha seyrek olur buraya diye. Malum ya şimdi koronadan dolayı insanlar evde alışverişini internet üzerinden yapıyor. Pazara gitmeden, riske girmeden. Hatta pazarda da arayıp bulmak da biraz sıkıntılı. Biraz farklı da olsa insanlar internet üzerinden alışveriş yapıyor. Şimdi burada bakacağım diğer limonları
benim seçmemi istediler. Ben seçmem gerekiyormuş. Kabul etmiyorum böyle şeyleri ama. Ya bir dostum var. Benim müşterilerim dostumdur. Müşterim değil. Ben kıramıyorum ve onlar beni anlıyor, ben onları anlıyorum. Onlar benden memnun, ben onlardan memnunum. Onun için İlle ısrarla abi sen bana bir tane seç dedi ufaklarından. Ben de bir tane ona ufaklarından seçmek istiyorum. Ama benim seçimim birisini şunu göndereyim. Bakın ufaklarından ama güzeldir. Şunu şöyle burada hazırlayayım. Biri bu. Bunların tekrar ona resmini göndereceğim. Tekrar bir tane daha seçiyoruz. Acaba hangisini göndersem diye öyle meraktayım. Yani seçimi kolay yapamıyorum. O insanları mutlu etmek. İnsanlar mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Güzel bir şey olsun istiyorum. Ufak istedi bizden. Ufak olacak ama güzel olacak. Böyle. Bilemiyorum. Şu nasıldır? Bu da çok başka bir şey. Şu nasıldır acaba? Yerinde çiçek atsa daha güzel olacak. Meyvelerini de görmüş olur. Bir de bunu göndereyim ama. Bilmiyorum ne der arkadaşım ya. Tekrar bir görüşürüz ama. Bu da biraz zayıf gibi geldi bana. Daldan köklendirme kök biraz zayıf geldi bana. Düşünüyorum hangisini göndereyim. Şunu göndersek mi acaba diye. Ya adama şunu göndereyim de bir şeye yarasın değil mi? Bu da çok güzel bir liman. Neyse bunu gönderelim o dostumuza. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Bize bırakınca biz ne bileyim ben. Bize bırakınca biraz sıkıntılı oluyor kendi kendimize aslında. Kendisi beğenince hiç sıkıntı olmazdı. Hemen gönderirdik ama biz beğenince böyle oluyor. İnşallah bu meyvelerini yollarda, oralarda dökmez. Evet sevgili dostlar. Bunları seçtik. Bugün kargo yapıp göndereceğiz. Diğer birkaç tane daha var ama bunları şimdi gönderelim. Bakın şurada yanından geçiyoruz geçmişken. Bu yeni bir usul İngilizce köklendirmesi diye sizinle paylaşmıştık sevgili dostlar. Bakın bunun altında bir miktar su bekliyor. Böyle altlarında. Yukarıda süzgeç var. Hani bir İncir bunları köklenirken sizden paylaşmıştık bunları. Ve tutup tutmadığını sizlerle beraber bölüşeceğiz demiştik. Bakın bunlar diğer yöntemlerle de paylaşıyoruz ama bunu İstanbul'daki bir dostumuz, bir müşterimiz bize tarif etti. Gerçekten meraklı insanları tebrik ediyoruz. Bakın bunlar köklenme aşamasında. Aşağı yukarı bir 20 gün oldu bunları buraya koyalım. Ama biraz su vereceğiz herhalde. Bakın burada bir şey olmuş. Susuz kalma ihtimali var. Tutacaklar gibi görünüyor sevgili dostlar. Bilmiyorum siz ne anlıyorsunuz ve incirleri de büyüyor. Bakın bunlardan incir de alabiliriz. Hiç belli olmaz bunlar. İkinci incirler yani havalar müsait olunca bu incirler tekrar İncir olabiliyorlar, olgunlaşabiliyorlar.
havalar müsait olmazsa dökülüp giderler. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzel yorumlar alıyorum. Yani öyle yorumlar alıyorum ki kendimden utanıyorum. Konuşma işini biraz yapamam. Biraz böyle benim işim değil ama ya hayatta başa gelmedik olmuyor işte. Benim de konuşmayla ilgili şeyler başıma geldi. Yoksa benim bu işler, bu konuşma işi, sosyal medyada falan filan hiç aklıma gelmezdi. Suudi Arabistan'dan geldim, albümde ne kadar resimler varsa hepsini yaktım. Çocuklar buna kızdı, babalar hatıraydı, neden yakıyorsun, ne yapıyorsun? Ay şu oldu, bu oldu, şimdi o günümü hatırlıyorum, bir de bugünümü hatırlıyorum ya. Neymişiz? Kimden ne öğrenelim? Hani ufak 20 yaşında, şey ufak 7-8 yaşındaydım. Beli verdiler bana, git şu tarlayı belli. Bel vardır bizim memleketimizde, belleme işleri vardır. Öküz möküz gitmez bizim Trabzon, Yamaç yerlerde. Ya giderdim bellemeye ama radyoyu verirseniz bellerim. Karşıda arkadaşımın radyosu var, çok güzel çekiyor. O zamanlar polis radyosu var. Açıyor onu kısa dalga. Bana işittiriyor, ben de ona işittirmeye çalışıyorum ama benim radyom biraz daha şey yani biraz daha güçsüz ama gene de olsun diyorum. Alıyorum radyoyu, gidiyorum, koyuyorum bir kenara, başlıyorum bellemeye. Hem onu dinliyorum hem belliyorum. Rahmetli Aynur Yükan vardı o zamanlar, Ahmet Sezgin vardı, Atilla Mayda yol gösterirdi falan. Çok güzel günlerdi o günler. Ya köyümüzün hocası yukarıdan aşağı bağırdı. Hır! Ne yapıyorsun? Vay günahtır. O açtın, radyoyu açmışsın. Olur mu falan. Şimdi düşünüyorum da bugünleri gelip görseler ya, hatırlasalar ya. Ya bugünlere bir baksalar acaba ne derler? Bir tanesi şöyle çıkıp gelse ya diye düşünüyorum. Neyse de çok fazla derine daldık herhalde. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Yani sizi üzdüysem özür dilerim. Hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Ediyorsunuz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun.